Kral mı değil? Pardon. Biz bir kivi bir çay alabilir miyiz? Instagram'dan sorularınızı cevaplayacağım dedim. Gerçekten de her şeyi cevaplayacağım. Arada pis sorular olur, kötü sorular olur. Onları ben sormadım arkadaşlar. İnsanlar sor. Geylik var mı? Yok. Hangi YouTuber'dan teklif gelse onunla çalışırsın. İş birisi. Dağda keklik. Burada domates. Sabun mu şampuan? Ben şampuan kullanıyorum kardeşim. Egzamam olduğu için sabun birazcık kurutuyor cildimi. Merhaba abi. Abi daha aktif video gelir mi kanala? Gelir, yeni yeni alışıyor. Nasıl çatır çatır cevaplıyorum bak. Sizi de alışamadınız değil mi? Ben de alışamadım. Çok gerildim. Bir an önce yapıp gitmek istedim. Eyvallah abim, çok sağ ol. Ben video çekiyorum. Çay benim abi. Soru cevap. Abi sıkıntı yok. Ben burada böyle bir şey yapıyorum da beni vurmazlar değil mi? Kim? Süleyman Çakır. Abi beni neden kimse sevmiyor demiş. Aynı sorundan ben de muzdarip. Sert erkek olmak için ne yapmalıyım? Spor yapabilirsin. Bak her soruyu cevaplıyorum. Saçma maçma demeyin bana. İlk kimle cinsel ilişkiye girdin? Hadi yerse cevap. Biliyorsunuz ki adım benim Muhammed. Ben kimseyle bir cinsel ilişkiye girmedim arkadaşlar. Zinadan kaç? Ben zina yapmadım arkadaşlar. Cuma namazı. Abdest o bu. Abi neden çocuğun olmuyor? Mesela Yavuz Rıza 01 arkadaşlar. Neden böyle bir soru sorduğunu gidip DM'den sorabilirsiniz. Orada ben bir ara vereyim, şunu söyleyeyim. 100 bin aboneye giden yolda arkadaşlar. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şu an 95 bin abone. Kanalıma abone olup videoların daha hızlı gelmesi. Bir an önce 100 bin abone. Belki abone olup like atmanız yeter. Niye kısırsın bilmiyorum. Belki de değilimdir. Buna net bir şey diyemem. Kısır olmadığımı da bilmiyorum. Olduğumu da bilmiyorum. Denemedim. Abi seni gel döveyim Ankara'ya. Kardeşim Ankara demezsek. Anısı vardı. Pantolon balığının uzunluk ne kadar? Hayat nasıl gidiyor? Son dönemlerde sıkıntım var gibi. Sıkıntım yok, hayatım çok daha güzel gidiyor. Emin olabilirsin. Of, toz çok güzel durdu ama diyetteyim arkadaşlar. 20 gün sonra, 25 gün sonra mükemmel bir vücut değişim videosu geliyor. Reis yeni videolar ne zaman? Videolar çok sarıyor. Hep devam. Devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi telefonu kamerasından çekmeye başladım. Bir ayarlar yaptım. Görüntü nasıl? Kaliteli mi? Çünkü Ömer her zaman çağıramıyorum. Videolarım bu yüzden aksıyor. Bir de mikrofon hediye etti Burak abi. Burak Güngör. Çok teşekkür ediyorum ona. Allah razı olsun. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Evet, doğru bildin. Bana kurs ver, edit yapmak istiyorum. Yapma kardeşim. Kurs da vermiyorum. Hayatında karartmaya hiç gerek yok. Bir spor olsaydın hangi spor olurdun? Ata binmek olurdum herhalde. Geçen sefer de aynısını dedin kral diyor. Story atın, sorularınızı cevaplayın diye. Videoyu çekemedim. Şimdi çekebildim. Stüdyoya yancı ayarlayabildim. Zorlandığın spor hareketi oluyor mu? Oluyorsa hangi hareket? Ben şu hip thrust'ı yapamıyorum. Bir kadın bayan sporcu arkadaşımız varsa bana nasıl yapacağımı öğretirse çok güzel olur. Aydın'a gelince görüşme şansımız var mı reis? Yok. Asla yapmam dediğim bir şey var mı? Asla dönmem. Abi kas yapmayı ne zaman bırakacaksın? Yani hedefin ne kadar? Yapmaya başlarsan bırakmayı düşünürüm. Hiç gay olmayı düşündün mü? Hayır, düşünmedim. Ama eğer ilişki hayatım böyle giderse düşüneceğim gibi duruyor. Hayatın nasıl gidiyor? Sen nasılsın demiş Yavuz. Çok teşekkür ediyorum. Hayatım mükemmel gidiyor. Düzenli spora gidiyorum. Sabah kalkıyorum. Bir kadeh viski içerim. Ihlamur var mı? Ihlamur da var. Tamam, ben bundan sonra bir tane de ihlamur içeceğim. Sagopa Kajmer ne demiş? Sorumsuzluk ve disiplinsizlik var hafiften sanki. Sorumsuzluğum var ama disiplinsizliğim yok. Seversin. Sevmezsin. Sen bilirsin. Sorumsuzluk da şu yüzden arkadaşlar, işime gelmiyor. Bir de siz de gelin bana sorun. Neden diye, ben hasta mıyım? Ruh hastası mıyım? Yani bir insan bir şey yapmıyorsa vardır bir sebebi yani. Aynen. Bu egonun sebebi ne? Her konuda yok işte fitness'ı en iyi siz biliyorsunuz. En büyüğünüz şu yaşta, hayırdır oğlum derken ben anlamadım kanka seni. Bir egoistliğim yok. Çok da bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Sadece bir şey bildiğini iddia eden, her konuda bir fikri olan insanlara sinir oluyorum. Tek olay bu ya. YouTube Türkiye'de en nefret ettiklerin top 5. 5'ten fazla ya. Karşı cinste beğendiğin 3 özellik. Kibarlığı çok seviyorum. Herkesin de seveceği üzere. Bazı kadınlar gerçekten prenses olarak doğar. Bazıları ise prenses olmak için bir ömür boyu çabalar. Ve kardeşim, her ten az verebilir ama her omuz güven veremez. Geç. Oralet içeceğim de diyetteyim, oralet. Şeker bombası. Neden sigara kullanıyorsun? AMK. Arkadaşlar sigarayı bıraktım bu arada. 21 gün oldu. Suratım çok güzel değişti. Kendime geldim. 3 hafta geçti. Hiç içmedim. Mükemmel hissediyorum. Diyetteyim zaten. Kokusunu sevmiyorum. Hadi. Allah ve olur canı. Sigara bıraktım arkadaşlar. İçmeyeyim. İçmeyeyim kardeşim. Süleyman abim be. Adam buranın sahibi. Yerleri süpüreyim. Aşkım kafe babam. Hiç intihar etmeyi düşündün mü demiş. Düşündüm. Denedim de. Geç. Senin yakışıklılık ve mizah nereden geliyor demiş. Allah vergi. Saçını nasıl yapıyorsun? Bunun hakkında bir önceki videonun girişinde var. Bunu izleyebilirsin. Hayatın anlamı ne? Paradır arkadaşlar. Adamı para değil, parasızlık bozar. Aynen. Bir de yüzü olan yüzünü yıkasın. Aynen. Yani çok uyanıksan sabah namazı kıl. Aynen. Mutlu musun şu an demiş. Çok mutluyum. Düzenli sporuma gidiyorum. Geceleri uyuyabiliyorum artık. Hamdolsun çok şükür kazancımız da arttı. Evlenme kararı ne zaman demiş. Bu işler nasip kısmet işi yani. Birini bulabilirsek inşallah. Ben bir ıhlamur daha alabilirim. O pembe şey ne kral? Çilek mi? Evet. Şekerli bir şey mi o? Evet. Ha. Sen alsana bir çilek ya. Bir tane çilek gelsin. Hiç pembe çok hoşuma gitti. Bu arada sepsert sorularınızı bekliyorum dedim diye. Hayat zaten bize sepsert vurmuş. Ne sorayım abi? Öpüyorum güzel yanaklarından. Can abim demiş bak. Aydın'a gelip ne zaman buluşma yaparsın reisim? Gelme planlarım var ama buluşma yapma planım yok. Niye gönderme yapıyorsun hep? Yalnızım falan diyorsun sürekli. Gönderme yapmıyorum, gerçekten yalnızım. Oo. Kral o ne ya öyle? Bir bakabilir miyim mi? Çilek şekli diyorsun ha. Oralet mi onlar? Evet, oralet. Vay be. Of.
Şekerli olmasa içerdim. Dokunuyor bana. Bu arada videoda ne içtiğimi aşağı menü olarak adisyonu yazarsanız çok sevinirim. Kaç çay, kaç ıhlamur, kaç... Fatih Durak olarak hayatına yeniden başlasam hangi kararları alırsın Mami? Bu kadar. Umarım görürsün demiş Sudenur Gültekin. Bak ismini okuduğum ilk soru. Çünkü çok güzel bir soru. İlk taşındığım evden hiç çıkmazdım. 13 yaşında falan Bitcoin alırdım. Var ya, şu an var ya. Bir de ben geçen gün bir hikaye anlatacağım çok ufak. 2021 yılında bir coin'e 20 dolar para atmışım ama böyle adı şanı yok coin. Bir hafta önce baktım o coin ne olmuş diye. Bu arada bakabilirsiniz, FEG coin, yatırım tavsiyesi değil. 20 dolar eğer satmasaydım 214 bin dolar oluyormuş. Bir hayatım ne olsa onu satmazdım mesela. Geç. Aktif miyim? Bundan sonra aktifiz babacığım. Bak mikrofon hediyemiz de burada. Her zaman videolar. Millet hesabı ödemeye başladı, biz de kalkalım ufaktan. Ne zaman jinekomasta ameliyatı olacaksın artık? Sütyen takman falan gerekecek demiş. Arkadaşlar hastayım. Dalga geçme. Benden uğraşma. Jinekomasta ameliyatı için araştırıyorum, soruşturuyorum. Olacağım inşallah. Fiyatları da çok artmış. 120 bin lira ameliyat olmuş. Moraller bozuk, canlar sıkkın. İnşallah bir şekilde çözeceğiz. Jinekomasta cerrahı varsa yardımcı olmak isteyen ücretsiz. Çok güzel olur. Bana yazabilirsiniz. Aşağıda mail adresim var. Abi dalga geçiyorum gibi düşünme ama yanlış anlama. Kısır olduğunu nasıl öğrendin demiş. Tadına baktım. En son manitan aşırı güzeldi kanka. Güzel falan hayır. Abi spora başlayacağım, motivasyon versene. Bu işler motivasyonla değil, disiplinle olur. Haberin olsun. Disiplinle olacak. Yapmak zorunda olacak. Severek yapmayacaksın bir işi. Nasıl geçiniyorsun? Berbat ortalık. Sosyal medyadan biliyorsunuz benim bir gelirim var arkadaşlar. YouTube'um. Bunun dışında freelance işler yapıyorum. 3, 5, 6 bir yerlerden dönüyor yani bir şekilde değirmen. Manita olayların neden rezalet? Mık kimseyle geçinemiyorsun. Kimseyle geçinemiyorsun değil arkadaşlar. Sevmek değil, sevilmek önemli. Ben sevildiğimi değil, sevdiğimi öğrendim. Karşı taraflı bir sevgi olursa bir gün sanırım geçinebileceğim. Siz de sizi sevenlerle beraber. Yenge ile arayı neden açtın? Bir yıl önce bir yengem vardı. Açtık yani, açılması gerekiyormuş. Sevgilin var mı aslan abim benim? Yok, keşke olsa. Böyle neden ayrıldınız demiş. Biliyorsunuz ki benim eski kız arkadaşımla YouTube kanalında videolar vardı ciddi şekilde izlenen ve bu videoları da izleyen bir kitle var. Ben bu soruyu bu yüzden buraya koydum ve bunun gibi bir sürü de soru var. Herkesin kararı, herkesin kendi hayatı. Beni beğenmemiş, sevmemiş, benimle anlaşamamış olabilir. Yani seversin. Sevmezsin. Sen bilirsin. Her ten haz verebilir ama her omuz güven vermez. Abime bak be. Seni bu hale getiren olmalı demiş. Bir kadın yüzünden bu hallere düşmeni kabullenemiyorum. Bir çilek bir çay ya. Ben erkeğim ya kral. Abi yeni sev düşünüyor musun? Yok kardeşim, teşekkür ederim. Ex'le nasıl ayrıldın? Keşke ben seni tanımasaydım. Sana o mesaj gönderdim. Şu an sevgilin varsa kısır olduğunu biliyor mu ve eski sevgililerinden ciddiğini düşünüp kısır olduğun için bitti mi? Şu an sevgilim yok. Bu şart bir şey de değil. Üzüldüğüme bakmayın arkadaşlar. Ben sevilmeye üzülüyorum yani. Şart bir şey olduğundan değil. Bilse de yani bunu bilip de kabul et. Ya oğlum ben kısır mıyım bilmiyorum ki yani. Net bir şey kontrol ettirirsen bir gün olup olmadığımı söyle. Sık sık benim eski sevgilimle alakalı sorular soruyorsunuz. Aran nasıl? En azından konuşuyor musun falan. Bana böyle sorular sormayalım. Bu konuyu da kapatın oğlum. Millet rahatsız olur ya. O yeşil olan ne kral? Kimi mi? Ha. Gelen geçer. Her tepside bir şey soruyor. Yani böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Çünkü benim de bir hayatım var. İleride bir sevgilim olacak. Bana bile bu sorulara cevap vermekten bu sefer eskiyi unutamıyor diyecekler. Yapmayın, kurban olayım. Gözünüzü seveyim. Acun abi gözünü seveyim, yapma ya. Bu soru füryasının, bunu bir daha cevaplamayayım artık, son kez cevaplayayım. Muhtemelen 50 kişi sordu ama keşke 50 olsa. Ayrıldığına pişman mısın demiş. Değil. Sert değil ama ekipten niye ayrıldın? Ekipten ayrılmadım. Ben yaptığım işi bıraktım. Ekipte de tek vasfım iş yapmakmış. İşi bırakınca ekipten de otomatik olarak ayrılmış oldum. Mertcan abiyle neden anlaşamadınız ve ekibin prime zamanı ne zamandı? Ekiple alakalı bir alakam yok, sorularını da cevaplamayacağım. Mertcan abinle de neden anlaşamadık? İşle arkadaşlığı birbirine karıştırdık. Ekibi neden takipten çıktın? Ben takipten çıkmadım arkadaşlar. Onlar beni çıkmış. Ekiple küstün mü? İş videolarda olmayacak mısın? Evet küstüm. Olmayacağım. Mertcan'la ekipten ayrıldıktan sonra konuştunuz mu? Konuşmadık. Geri dönme ihtimalin var mı Meto'ya? Yok. Ekipten ayrıldığında ne hissettin? Hafiflemiş hissettim. Çalışırken kaç para alıyordun? Az para alıyordun. Abi Mertcan abiyle hala konuşuyor musun? Mesela o sana dese ki geri gel aylık 25 bin lira kabul eder misin? Etmem ve konuşmuyorum da. Meto ile çalışmayı bitirdikten sonra hayatında ne değişti? Hayatım değişti. Prim kastın ve ayrıldın. Amacın zaten buydu değil mi? Prim kasmadım. Birincisi zaten çektiğimiz, mesela biz bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde 100 video çektiysek bunun ben 3'ünde gözüküyorum. Prim kasmak böyle olmuyor kanka. Amacım da bu değil. Daha benim çok planım vardı. Mertcan'la yapmak istediğim çok iş vardı. Ama olmayacağı varmış. Böyle olmasa daha sağlıklı. Emin olun şu an çok rahat ve daha mutluyum. Mertcan abiyle yolunuz bir daha kesişir mi? Kesişmez. Meto ile sorunsuz ayrıldık. Arkadaşlığımız devam edecek dedim. Birbirinizi uflamışsınız. Karşı taraf bir şey istemiyorsa kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Ömer Faruk K2 alt tire demiş ki evladım Meto'yu neden bırak? Şimdi ilk önce küfrünü sana iade ediyorum aynı şekilde. Meto'yu neden bıraktın değil. Olmadı ki olduralım diyeyim ben sana. Mercanların yanında para için mi bulundun demiş. Aldığım parayı söyleseydim götünle gülerdin kanka, o yüzden. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Abi Umutcan abiyle kavgalı mısınız? Değilim. Top musun? Değilim. Meto'yu niye sattın? Satmadım. Evet, mercanlarla sohbetimiz tamamen kesildi. Ekipten niye çıktın demiş. Birazcık kendime odaklanmak istedim.
Hayırlı akşamlar abi. Biraz kendi hayatıma odaklanmak istedim dediğim gibi. Kendi hedeflerim, kendi amaçlarım var. Ben ekipteyken bunları yapamadığımı fark ettim. Ben bir çay alabilir miyim kral ya? Eyvallah. Abi nasıl diyeceğimi bilemedim şimdi. Mertcan abinin ekibi geri dönme hissi oluyor mu hiç? Yok, hiç düşünmedim. Olmayacak da. Ayrıldığıma pişman değilim. Şu an biriyle çalışıyor musun abi ya da düşündüğün biri var mı yoksa tek başına mı devam? Biliyorsunuz kendi videolarım var. Videolarımı çekiyorum. YouTube'dan bir gelirim de var ama bu benim geçimime yeterli olmadığı için yani malikanede yaşamıyorum ya da benim aylık 100 bin dolar gelirim yok. O yüzden bazı yerlerde freelance işler yapabilirim yani tek seferlik birileriyle bir tek seferlik çalışabilirim ama düzenli çalışmam diye düşünüyorum. Bakacağız. Yeni ekip bulacağım mı? Bulmayacağım. Ekibe gerek yok arkadaşlar. Bu arada neden Mertcan'la ayrıldınız detaylı açıklama bekliyoruz demiş. Detayı şu arkadaşlar, ben burada maaşla çalışıyordum biliyorsunuz. Ve son 2 ayda işleri yapmak içimden gelmedi. Çalışma ortamını ve çalışma şartlarımı beğenmiyordum. Böyle söyleyeyim. Sebebi bu. Bu yüzden benimle arkadaşını bozacak olanlar da bozsun. Gerek yok arkadaşlar. Gerçek arkadaşlık ve dostluk farklı şeylerdir. Ben bunları çok güzel fark ettim. Böyle olması gerekiyormuş. Bugün akşam babanızla bir oturun. Sor yani git baba de. Bu senin yaptığın ilk ve tek iş mi de? Ömrün boyunca bir insanla mı çalıştın de ya da ömür boyu bir iş mi yaptın? Mesela babanız atıyorum galericilik. Galericilikten önce pidecilik bile yapmıştır. Sözüm ona anlayana, anlamayana sivrisinek saz, anlayana soksan az. Senin gidişin en çok bana koyuyor demiş. Ben de Sasha Boya'nın gidişine çok üzüldüm. Bayern Münih'e gitti ya. 3 gün uyuyamadım. Arda Turan gibi hissediyorum. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Tufan'la küstün mü? Nerede o demiş. Küstüm, konuşmuyorum. Kamera önüne çoğu zaman çıkmıyordun ama yokluğun çok belli abim. Özlendim vallahi. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de seni çok özledim. Yapacak bir şey yok. Eskiler özleniyor mu? Ben size bir psikoloji dersi vereyim. Siz aslında geçmiş hayatınızdaki insanları özlemiyorsunuz. Onlarla yaşadığınız anıları özlüyorsunuz. Saçma sapan hatalar yapıp geriye dönmeyin. Eskiler eskiden güzeldi diyelim. O yüzden önümüze bakalım. Çünkü dikiz aynasına bakarak gideriz. Al kendini git. Çok güzel gözüküyor ne götürüyorsan. Yok kral biz kalkalım. Ya Allah razı olsun. Ne kadar benim borcum? Kart geçiyor abi lan. 2, 4, 6, 7, 70. 7 çay tamam. 50 liram var mı? Nakit diyor kanka. Kart mı olur kıraathaneden? İzlediğiniz için ve sorularınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu soruları tekrar sormazsanız çok sevinirim. Beni de darlamayın. Benimle uğraşma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Vallahi kusura bakmayın sizi de gereksiz şeylerle meşgul ettim. Hakkınızı helal edin.